Bizi alıp nice uzun yolculuklara götürdü. Kimi zaman korkusuzca savaşın göbeğine gitti. Kaderleri kanla çizilmiş insanların dramını anlattı sıcak bölgelerden. Acıların derinliğini yansıttı. Kimi zaman dünya siyasetinin çıkmaza girmiş politikalarını, çıkar ilişkilerini, nedenleri ve niçinleriyle yalın ve açık bir dille gözler önüne serdi. Kimi zaman da ulaşılamayanlara ulaştı bizler için. Dünyanın önde gelen politikacılarıyla gitti, konuştu, onları evlerimize taşıdı. Ve hey insanlar, dışarıda koskoca bir dünya var dercesine cesareti, bilgisi ve durmaksızın üreten enerjisiyle dünyamızın Türkiye'den ibaret olmadığını gösterdi bizlere. Hazırladığı haber dosyalarıyla ufkumuzu açtı. İşte haberin genç ustalarından sevgili Mithat Bereket bugünkü konuğum. Hoş geldin Mithat. Hoş bulduk. Şimdi herkes seni tabii başarılı genç bir muhabir olarak tanıyor ama ben bunun biraz gerisine giderek oradan başlayacağım. Sen eskiden hep diplomat olmak istermişsin. Evet. Nasıl oldu? Kimsenin kanına girdi de sonra muhabir olup çıktın. İnsan hayatında bazı tesadüflerin çok büyük önemi olduğuna inanıyorum. Gerçekten bu inancım hala devam ediyor. Evet, en büyük idealim diplomat olmaktı. Ta ortaokulda kafaya koymuştum. İşte yeni yerler göreceğim, yeni insanlarla tanışacağım. Bunun için de en iyi meslek diplomatlık gibi geliyordu. Ve dış politikayı da çok merak ediyordum. Ve bunun için de tek tercih yaptım. İlk ve tek tercih o da Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. Yani daha çok tanınan adıyla Mülkiye Hariciye Bölümü ve girdim. İkinci sınıfa kadar böyle gayet şey, işte uluslararası konferanslara gidip Türkiye'yi savunan, işte bu diplomaside çok önemlidir konferans teknikleri ve işte bu argüman üretip, argümana karşı argüman üretip bilgini kullanma teknikleri, onları geliştirerek geçti. Sonra ikinci sınıfta bambaşka bir tesadüf sonucu Mehmet Ali Birand karşıma çıktı ve ondan sonra da biraz dünyam değişti ama asıl okulu bitirip bir kazandığım bursla İngiltere'ye gitmiştim yine uluslararası ilişkiler konusunda master yapmak üzere. Birand o zaman da peşimi bırakmadı ve BBC'de bir kursa yolladı beni, televizyon muhabirliği, televizyonculuk kursuna. Ondan sonra dünyam değişti ve işte buralara geldi. Birand tam gazeteci, iyi koku alıyor. Evet, teşhisleri yani çok gerçekten doğru. Gerçekten bende ve Can'da ve diğer arkadaşlarda onu söyleyebilirim. Çok net bir şekilde ve çok keyifli zaman geçirdik biz üçümüz. Yani ben, Can, Birand olduğumuz dönemde 32. günü gerçekten çok farklı yaptık. Çok güzel şeyler yarattık. Çok tempolu, çok dinamikti ve o yaratıcılığı herkes şimdi kendi alanında devam ediyor. Can belgeseller alanında, işte evet. Ben haber programında, Mehmet Ali Birand da devam ediyor. Bir de şey var galiba, o tesadüfler çerçevesinde bir yarışma olayı var. Tabii. Yani zaten tesadüf dediğim yarışmaydı. Ben Milliyet Gazetesi'nin bir yarışmasını kazandım. Daha doğrusu bir arkadaşımla birlikte kazandık ve jüride Mehmet Ali Birand da varmış. İşte bir gün zaten ödül töreninde Aydın Doğan iş teklif etti. İşte dedi ki gel part-time diplomatik muhabirlik yap sen madem ki harici okuyorsun. Enteresan geldi. Başladım Ankara Milliyet Bürosu'nda. Bir gün işte hiç unutmuyorum büroda oturuyorum. Bir telefon geldi. Mehmet Ali Birand arıyor dediler. O zaman da 87 falan. Ne büyük heyecan yani, olmuştur herhalde. Tabii 32. gün başladı ikinci senesi ve 32. gün artık hani 32. gün yayına girdiğinde sokakta kimse kalmıyor. Öyle bir halde. Ali Kırca ile birlikte yapıyorlar. Çok güzel bir program çıkıyor ve çok yeni bir şey. Tabii reytingi %75 falan çünkü Türkiye'de başka kanal yok. Hepsi TRT1'de yayınlanıyor. Mehmet abi buyurun falan işte ben bir kitap yazıyorum bana yardım eder misin diye başladı dostluğumuz. Sonra benim faaliyetlerimi öğrenmiş. Ben okulda Mülkiye'de tiyatro çalışıyordum. İşte bir takım başka şeylerle uğraşıyordum. Bu uluslararası konferanslar şu bu falan derken bir gün seni deneyeceğim dediler Ali Kırca ile birlikte. Birant söyledi bunu. Ali Kırca da yanındaydı. Bir kamera verdiler. Ankara'nın en işlek caddesi Atatürk Bulvarı'nın köşesine çıktım ben. Böyle 3 dakika kameranın karşısında işte o hiç unutmuyorum hatta Kara Perşembe. New York borsası, New York Stock Exchange göçmüştü. İnsanlar intihar ediyorlardı. 3 dakikada benden anlatmamı istediler. Ben tabii ilk kamera tecrübesi işte başlıyorum anlatmaya. Otobüsten geçenler tanıdıklar el sallıyorlar. Dikkatim dağılıyor. O hani çömezlik halimde. Sonra onu seyrettiler. Ha dediler tamam sende iş var olur musun? Ben hala tereddütlüydüm. Ta ki işte Londra'da o kursa gidene kadar master bitirdim. Sonra döndüm. Hiç dışişleri imtihanına bile girmedim. Ülkedeki hocalarım çok karşı çıktılar. Deli misin sen bunca yıl bunun için okudun. İşte bütün tekniklerini. Tabii. O zamanlar çünkü çok yeni ve ilk defa başlıyor. Hiçbir garantisi yok. Öbüründe tabii devlet garantisi var. Hani çok parlak bir diplomat olmasan da 20 yıl sonra büyükelçi oluyorsun. Böyle bir şeyi gidişi var. Fakat hayır. Yani devlet memurluğu daha doğrusu monoton bir hayat pek bana göre değildi.
inisiyatif kullanma şansı çok fazla oluyor. Evet ve aslında benziyor birbirine. Çok benzer yanları var. Yani diplomasiyle gidiyorsun bir diplomat olarak. İşte 3 yıl bir yerde kalıyorsun. Orada gazetecilerden, sokaktaki halka, işte profesörlerinden, diğer devlet adamlarına kadar çok pek çok kişiyle konuşup yine rapor yazıp bu sefer merkeze yolluyorsun. Benim işim de böyle. Ben de gidip görüşüyorum ama yolladığım raporu bütün halk, bütün Türk halkı dinliyor, okuyor veya seyrediyor. Ama diplomatlıkta biraz o sınırlı kalıyor. Dolayısıyla çok daha etkin bir ulaşım alanı var. Şeyden 32. günden bahsederken adeta bir okul gibi, yani ben de zaten öyle tahmin ediyorum. Şeyi merak ediyorum, eğer oldu da 32. günde başlamasaydın acaba farklı olur muydu kariyerin? Olabilirdi. Yani 32. gün olmasaydı, daha doğrusu Mehmet Ali Birağan da olmasaydı diplomat olabilirdim. Bugün diplomat olarak işte o büyük makinenin çarklarından biri olarak fazla tanınmamış ya da işte belli vesilelerle ön plana çıkmış bir isim olarak ama hep arkada durmaya, hep liderlerin arkasında durmaya özen gösteren bir diplomat olabilirdim. Ha şunu da söyleyeyim ya, bence gerçekten çok değerli diplomatlarımız var. Yani Türk diplomatları dünyada çok tanınmış insanlar. Ne yazık ki de bunlar bilinmemek durumunda. O büyük politikanın bir parçası, liderlerin gerisinde kalıp ikinci, üçüncü adam olmak zorundalar. Öyle bir düzen o da. Şimdi biz Mehmet Ali Birant'a tabii birçok konuda zaten çok müteşekkiriz ama bu gençleri ellerinden tutup bizlere kazandırdığı için, televizyona, Türk televizyona kazandırdığı için ayrıca kendisine çok teşekkür başlıyoruz seyirciler olarak. Şimdi sen 32. günde tabii epey bir süre çalıştın, o ekipte bulundun ama daha sonra kendi programın Pusula'yı yapmaya başladın. Şimdi merak ediyorum, nasıl oldu o kopuş? Yani o kararı nasıl verdin? Mehmet Ali Birant nasıl tepki gösterdi? Çok enteresan, çok zor oldu. Yani Pusula'ya ben 1994'te başladım. Ondan önce 92'den itibaren, ki ben 90'da başladım 32. günde çalışmaya, ikinci yılda teklifler gelmeye başladı. Diğer özel televizyonlar açılıyordu ve hepsi de işte artık sıra geldi, hadi sen de kendi programını yap, işte aynı yaptıklarını bir program haline yapsan, dosyayı biraz daha uzatsan harika şeyler çıkar ortaya. İşte dünyanın dört bir tarafını dolaşıyorsun, bir sürü bir şeyler yapıyorsun, işte orada burada böyle enteresan dosyalara imza atıyorsun, gel bunu program yap şeklinde pek çok teklif vardı. Ben hayır, daha hazır değilim, daha hazır değilim diyordum. Sonra yine bir anda biraz zorlayarak, biraz onun da tabii hoşgörüsüne sığınarak bir tarz başlattım 32. günde, film haber tarzı. Yani bu çok değişikti. İşte klasik hani şey vardır, muhabir tavrı vardır, işte uzakta durur. Bu arkamda gördüğünüz 800 rakımlı tepede teröristlerle saat 21.15'te sıcak temas sağlanmıştır falan gibi değil. Hayır. İçine girerek, yani teröristlerle o sıcak temasın sağlandığı anda orada olarak, olayların içine yerinde olarak ve bizzat yaşayarak, onu göstererek bir haberciliği getirmeye çalıştım 32. gündeki dosyalarda. Bu çok tuttu. Ondan sonra çok arttı teklifler. İşte tamam bu harika olur, gel. Hatta biraz senaryo yazmaya başladım. Böyle devlet adamlarını oynattım. Mesela kulakları çınlasın, daha yeni görüştüm Hikmet Çetin'le. Dışişleri Bakanlığı sırasında makamında 2 saat Hikmet Bey'i oynattım. Yani mizansen yaptık. Ben işte içeri giriyorum, kameraya konuşuyorum. Sonra dönüyorum, Hikmet Bey nasılsınız diyor. O da merhaba buyurdunuz, oturunuz diyor. Tabii tekrarlar alınıyor, tek kamera çalışıyoruz. Ama çok enteresan bir şey, bu film haber tarzının liderlerin çok hoşuna gittiğini fark ettim. Hepsi de böyle bu tip mizansenlerde rol almanın çok enteresan geldiğini düşündüler. Bir de herhalde olayı anlamak açısından da çok önemli seyirci için. Tabii. Bir de o anlatış çok önemli. Çünkü Türk halkının eğitim seviyesi belli. Hani bir İngiliz seyircisine yapmıyorsunuz program veya bir Amerikan seyircisine. Dolayısıyla bu teklifler çok artmıştı. Sonunda Kanal D'ye bir teklifle geldi. Hiç unutmuyorum. Bir andın evine gittim. Dedim ki böyle bir teklif var bana. Şöyle bir durdu. Ben de tam böyle yoğun zaman, yeni dönmüşüm bir seyahatten, dosyayı hazırlamışım, montaj yeni bitmiş. Ben de uykusuzum falan. Şöyle bir durdu. Zamanı geldi, git dedi. Ve o değiş. Ondan sonra tabii sonra konuşmalarında bir andın işte anlattıklarında çok üzüldüğünü, çok yara aldığını, işte ama bir yandan da gurur duyduğunu falan öğrendim. Senin adına da herhalde. Tabii. Sonra da zaten ondan sonra Pusula devam etti. Bayağı bir ekip vardı zaten, benimle 32. günde çalışan bir ekip. Gençleri almıştık. Aynı onları şekilde. Onları da aldın. Tabii onlarla benimle geldiler. Dedim ki yani isterseniz 32. günde kalın, isterseniz benimle gelin. Onlar benimle gelmeyi istediler. Ve ondan sonra onları yetiştirme süreci başladı. Nasıl bir anda aldı beni kazanın içine attı. Gerçekten de ilk şeyi, yani ben çok direttim. İspanya seçimleriydi hatta. 1990'da ben gideyim. Aldı beni, attı, git yap dedi. Ona göre ben de orada çabaladım, yaptım. Abi, oldu. Ve şu anda yanımızdaki genç arkadaşları da aynı şekilde. Her seyahati birini götürerek, eğiterek
burnu sürtülerek tabiri caizse o şekilde herkes birbirine aktarıyor bilgileri. Özellikle savaş bölgeleri, yani sen tabii başka konular da işliyorsun ama özellikle savaş muhabirliğini çok başarıyla yürütüyorsun. Hiç böyle böyle korktuğun, gitmek istemediğin, tereddütte kaldığın, ya benim orada ne işim var şimdi, başıma bir şey gelecek dediğin oldu mu? Hayır, hiç olmadı Sedef. Yani bu öyle bir şey ki işe çıktığım anda bu fark etmiyor. Yani kamerayla çekime başladığım anda, şu anda da olsa, bambaşka bir mood içine giriyorsun. Bambaşka bir, böyle sanki bir düğme çevriliyor ve sen bir anda müthiş böyle bir gözlemci oluyorsun. Her şey batmaya başlıyor, her şeyi ilişkilendiriyorsun ve korku yok. O bir güdü bende. Yani uçağa bindiğim zaman veya arabaya bindiğim zaman bir yere gideceğim. Orada bir şeyler oluyor. Ne olduğunu içine girip anlamam lazım. Ondan sonra gelip anlatmam lazım. Bu güdüyle, bu merak güdüsüyle gittiğim için biraz da galiba ekstremlerde yaşamayı seviyorum hayatı. Yani böyle olağan şeyler pek hoşuma gitmiyor. İki uç beni daha çok çekiyor. Oldukça duyguluyum ya, tutkuluyum bayağı. O yüzden hiç korktuğum olmadı. Zaten korksan o sırada yapamazsın. Yani cephenin en uç noktasına gidip ateş altında kalıp, işte şimdi sağma solma bombalar düşüyor, bakın buraya düştü, işte bakın oraya da bir tane düştü, oraya da gidelim diyemezdim zaten. Ha bir de şunu söyleyeyim, yani belki çoluğum çocuğum olsaydı, evli olsaydım, yani bir sorumluluğum olan kişilerin sayısı artsaydı, birebir sorumlu olsaydım, belki bu kadar kolay risk edemezdim ama yine herhalde yerimde duramazdım gibi geliyor. Ama orada önemli olan bir şeyler oluyor. Haber var, o müthiş çekiyor. Yani bugün sen bile... Şimdi duyguluyum dedin. O gerçekten çok önemli bir özelliğin. Çünkü sadece olanları böyle aktarmıyorsun. Aynı zamanda onları da hissediyorsun, o bölgedeki insanları. Tabii. Ve onların duyguları ve onların o dram içindeki hayatlarını da bize yansıtıyorsun. Ve özellikle Bosna üzerinde çok çalıştın. Gerçekten çok iyi raporlar hazırladın ve bizi hakikaten çok iyi hissettirdin. Ve hatta lütfen bu mektubu ciddiye alın diye de bir kitabım var. Onu biraz açar mısın? Tabii, yani Bosna gerçekten benim hayatımda önemli olan ikinci savaş, diğeri Körfez Savaşı'ydı. Çünkü Körfez Savaşı'nda tam bir çömez muhabir olarak ilk Bağdat'a giren televizyon ekibi, ilk muhabir, televizyon muhabiri olarak falan böyle bir takım şeyler yaşadım ve o bir böyle salvo gibi geçti. Yani o sırada insan tabii tecrübesiz olduğun için yaşıyorsun, yapıyorsun bir şey. Aktarıyorsun ama geri dönüp bakman hep gecikiyor. Ama Bosna öyle olmadı. Bosna gerçekten, daha doğrusu Yugoslavya, savaşın ilk çıktığı andan itibaren bütün eski Yugoslavya'nın neresi varsa gittim tek tek. Sırbistan'da dahil buna. En civcivli zamanında dayak yiyorduk az daha sokakta, Türk televizyonları olduğumuzu öğrendiklerinde. Ama Bosna bir garip etkiledi beni. Bosna'da resmen oradaki savaşın altında dostluklar kurdum. O ailelerin birer parçası haline geldim. Çünkü ilk gittiğimde işte Saraybosna'ya girdik gizlice. Etrafı çevrili Sırplar tarafından. İçeride kalanlar dışarıdakilere mektup veya işte biz iyiyiz deyip para yollamaya çalışıyorlardı. Bunu da gazetecilerle yapıyorlardı. Ve bana da İstanbul'a kaçan boşnaklara para yolladılar benim kanalımdan. Şimdi bu ilk başta tamam dedik, insanlık vazifesidir. Geçirdik, götürdük gazeteci olarak. Çünkü izin var girip çıkmanıza. Şimdi oraya götürünce onu, bu sefer oradan örülen kazaklar, yemekler içeriye geri geldi. Sonra getir götür olunca ben bir anda baktım, aa bu ailelerin birer parçası haline gelmişim. Fakat bir yandan da tabii raporlar, yani dosyalar hazırlamaya, programlar hazırlamaya devam ediyorum ama bu benim işimde bir başka nokta var. Gazeteci Mithat Bereket'le insan Mithat Bereket sürekli bir çatışma halinde oluyor. Çünkü o çok tartışılan bir şey. Yani özellikle savaş muhabirlerinin her zaman yaşadığı bir dilema. Yani insanlık yanı ağır bastığı zaman yardım elini uzatmak istiyorsunuz ama öteki yandan da müdahale etmemek durumundasınız. Çok hassas bir çizgi o var. O tarafsızlığı korumak için. Bosna'da o beni çok zorladı diyebilirim. Ve öyle geceler hatırlıyorum ki kameramanımla birlikte böyle dağda falan kalıyorduk ya da ne bileyim işte bombardıman altında kaldığımızda çok geceler uykuya dalmadan önce muhasebe yapar ya hani insan her gece ağladığımı hatırlıyorum. Yani Allah kahretsin bu nasıl bir savaş diye. Ve ister istemez boşnaklığın yanında olmaya başlıyor. Çünkü haksızlığı görüyorsun. Ama yine de nötr kalmaya çalışıyorsun. Ama işte bu kitap gazeteci Mithat Bereket'in değil de insan Mithat Bereket'in bir tepkisiydi. O günlerde Ankara'da büyük gösteriler yapılıyordu. İşte Birleşmiş Milletler'in aleyhine, işte Butros Gali'ydi o zaman genel sekreter, bir önceki genel sekreter, işte niye kayıtsız kalıyorsunuz, bir şeyler yapın diye ve işte Rus Büyükelçiliğine, Amerikan Büyükelçiliğine saldırmıştı insanlar. İşte camlar kırılmıştı. Bir böyle vandalizm var. Bir tepki var. O tepkiyi yönlendiriyorlar. Ben programda Savaş Suçları Mahkemesi ve Savaş Suçlularıyla ilgili Bosna'daki bir program yaptım ve sonuçta dedim ki yani oraya buraya saldırmayın, bize yazın. Tepkinizi de getirin. Ve bize deyin ki bu tepkide ben savaş suçlularının yargılanmasını istiyorum. Biz de bunları Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine elden ulaştıralım ve baskı koyalım.
müthiş bir tepki geldi. Biz bu kadar beklemiyorduk doğrusu. Sonra bir yerden teklif geldi. Dediler ki bunu bir kitap yapalım mı? Benim çok hoşuma gitti. Ve çok da ilginç bir kitap. Yani böyle A4 boyutunda fotoğraflı, mektuplardan alıntılar olan ve herhalde Türkiye'de ve dünyada ilk anladığım kadarıyla. Hatta Guinness Rekorlar kitabını yapanlar aradılar. Onlara yolladık, bilmiyorum. Sonra bir şey çıkmadı. 6500 yazarı olan tek kitap Türkiye'de. Ve 6500 yazarın tamamı da Türkler ve bunlar Bosna'daki savaşa tepkilerini ile getirdiler. Sonra bunu bir pusula da nasip oldu bize. San Francisco'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine kameraların önünde canlı yayında elden ulaştırdım. Adam tabii şöyle bir baktı Butros Kali. İngilizcesi de var. Türkçe ve İngilizce beraber. Tamamı tabii küfrediyor Butros Kali'ye. Hadi bakalım. Anladı. Şimdi bir müdahale etmeden durun. Kızardı böyle. Türk halkının bizden bunları beklemesi bize hala güvendiklerini gösterir dedi gayet diplomatik bir şekilde. Ben daha fazla üstelemedim. Fakat sonra gerçekten de tabii sadece bu tepki bu kitap yüzünden değil ama bu da onlara bir vesile oldu tahmin ediyorum. Bir etmenlerden biri oldu. Savaş Üstleri Mahkemesi Lahey'de açıldı. Sonra gidip onun da programını yaptım. Yani peşini bırakmadık. Ve ilk savaş suçlusu da yargılandı. Hatta hapis cezası aldı. Şimdi diğerleri devam ediyor yargılanmaya. Şimdi tabii sadece savaş yapmıyorsun sen. Birçok başka dosyayı yapıyorsun. Biraz onlara geçelim, onlardan bahsedelim. Örneğin sen çok ünlü politikacılarla gidiyorsun, konuşuyorsun, röportajlar yapıyorsun. Seni en fazla etkileyen kim oldu? Beni en fazla etkileyen galiba Nelson Mandela oldu. Nelson Mandela iki nedenden dolayı etkiledi. Birincisi tabii 28 yıllık hapis hayatından sonra efsane haline gelmiş bir adamla görüşme fırsatı buldum. Yeni çıkmıştı hapisten. Herkes peşindeydi. Bir de hani vardır ya gazetecilerin biz büyük balık deriz. Yani benim ilk büyük röportajımdı o. Evet. İlk defa insanlar orada bir dakika bu Mithat Bereket denen kıvırcık saç çocuk böyle ellerini kollarını çok kullanan çok konuşan bir çocuk var. Enteresan falan demeye başladılar. Çok enteresandı ve çok güç oldu Mandela'yı almak. İşte karısı devreye girdi. Pardon, önce kızı devreye girdi. Kızını yemeğe davet ettim. Kızı tavladın önce yani. Evet, biraz öyle oldu. Ve anlattım neler yapmak istediğimi. O annesine söyledi. O zaman Winnie Mandela ile evliler. Daha boşanmamışlardı. Ve resmen hapisten yeni çıkmış bir efsane adam bana 15 dakika böyle herkesi atlayıp önüne geçerek söyleşi yaptım. Ondan sonra yıllar sonra Cumhurbaşkanı olduğunda tekrar başvurdum. Beni hatırladı ve kabul etti. Yine listede 150 ne gazeteci vardı. Ne hoş bir şey hatırlanmak. Böyle o kadar etkileniyor ki insan. Gerçekten hani pek çok şeyle sorununu halletmiş. Kendiyle çok barışık, çok görmüş, çok geçirmiş. Ve hemen anında böyle puanını veren insanlara, insanların o vücut dilini çok rahatlıkla okuyabilen bir bilgi adamdı Nelson Mandela benim için. Onun için çok etkiledi beni. Bir de Kaddafi var. Kaddafi ile top oynadın, doğru mu Mithat? Evet, evet doğru. Nasıl aslında oldu? Bayağı olay var attı. Şimdi Kaddafi çok zor röportaj veriyordu. Sonunda ben başardım röportaj almayı. Neyse gittik. O zaten hep çadırında veriyor röportajları. Fakat çok böyle deli yanı olan biri. Ve seviyor böyle delilikler yapmayı. Yani sansasyonel hareketler yapmayı seviyor. Mesela son NBC televizyonunun bir muhabiri, ki ünlü bir muhabiri, söyleşi yaparken, mikrofonlar takılıyken birdenbire sinirleniyor gibi yapıyor. Kalkıyor ve çadırı terk ediyor. Kameraları deviriyor, sürüklüyor mikrofonları falan. Biz başladık söyleşiye. İlginç bir olaydı. Ben Mülkiye'de okurken bir program başlatmıştık arkadaşlar. Her perşembe konferanslar dizisi vardı İngilizce. Ve her konferansın konusuna göre de bir parodi yapıyorduk. Yani yaratıcı bir şey. İşte o sırada kapı açılıyor. İçeri birileri giriyor. Beni de bir yine Libya-Çat savaşını konu alan bir şey hazırlamıştı arkadaşlar. Ben de Kaddafi kılığına girmiştim. Böyle işte şey takarak ve hatta Kaddafi gibi İngilizce, onun değişik bir aksanı var. İşte otherwise it will be very nice to have you here falan gibi konuşuyor. Bu hani şeyleri Arapça aksanlı. Bunu anlattım kendisine. Başlarken dedim ki ben aslında sizi oynadım. Nasıl falan dedi. Anlattım. Müthiş bir yumuşama oldu. Konuştuk. Sonunda sona bir soru saklamıştım. Çünkü söyleşi biraz satranç gibidir. Onu böyle sorarsın gelir. Sonunda oraya getirdim. Ve dedim ki ya işte hani Muammer Kaddafi'yi tanıyoruz da bir de Muammer var. Hani bir insan Muammer. Kim işte yok dedi, ben mütevazi bir insanım. İşte öyle çok mütevazi bir hayatım var. İşte deve sütü içerim. Arada sırada top oynarım. Deyince benimle oynar mısınız dedim. Şöyle bir durdu. Ramazan'dı hiç unutmuyorum. İnşallah bakarız dedi. Biz sonra iki gün çöllere gittik, çekimler yaptık. Bir gece yarısı yarım falan otele döndük. Kaldığımız otele, Trablus'a ve orada bir anda kapı çalındı. Adamları geldiler. Hadi dediler, lider seni bekliyor. Nasıl yani dedim. Gece yarım, yani hayat bitmiş. Yok, lider seni bekliyor, top oynayacaksınız. Hadi biz bir daha şey yaptık. Bu arada ne eşofman var, ne
şey var, spor ayakkabısı var. Böyle böyle yok falan, merak etme merak etmeyin. Mercedesler bir spor mağazasının önünde durdu. Adamı buldular, açtırdılar dükkanı. Bize eşofman aldılar. Ayakkabı benim olmadı ayağıma. Ve ben hala makosenlerleyim. Ya ben hani şey yapıyorum, ya ayıp olacak. Yani yapmayın, bir spor ayakkabısı bulsaydık falan. Hayır hayır dediler. Sarayına gittik. Bir baktım ki Kaddafi bembeyaz eşofmanlarını çekmiş. Libya milli takımını çağırmış. Libya milli takımı antrenörü de orada. Herkes buna pas veriyor. Bu da kaleye şut atıyor. Ve mahsus kaleci de yiyor. Herkes bravo falan yapıyor. Ve ayağında da kar botları var böyle bu şeylerden. Tabii sen gol atmadın herhalde kızdırmamak için. Hayır, biz pas taştık, oynadık. Çok enteresan oldu tabii. Bayağı olay yarattı. Yabancı televizyonlar almak istedi. Çünkü ilk defa Kaddafi böyle bir top oynarken kamera karşısında göründü. O da tabii çok keyif aldı tahmin ediyorum. Enteresan bir insan o da. Yani aslında çok zeki, çok sansasyonel şeyler yapmayı seven ve bu şekilde karizmasını sürdüren bir adam. Şimdi Mithat, tabii bu savaş alanlarına gidiyorsun, liderlerle gidiyorsun, konuşuyorsun. Şimdi senin bir programın var radyoda aynı zamanda. Evet. Kore belgeseli üzerinde çalışıyorsun. Evet. Yani korkunç bir yoğunluk var. Peki sen acaba hiç özel hayatında şöyle kendini dinlediğin zamanlar oluyor mu? Yoksa işi hayat, hayatı iş olanlardan mısın? Ya biraz öyle. Yani öyle değil de şundan kaynaklanıyor. Haber bir yerde hayat tarzı oluyor insanın. İster istemez habere girdiğin anda hayatın da haberle yönlendirilmeye başlıyor. İşte arkadaşlarla beraber diyoruz ki işte tamam bu hafta sonu pikniğe gidelim. Öyle şeyler oluyor ki onlar pikniğe gidiyorlar. Ben ne bileyim Cezayir'e gidiyorum. Acilen bir şey çıkıyor. Veya ne bileyim işte doğum günümde hiç unutmuyorum. Hatta Saratoga'ya çıkmıştık uçak gemisine. Körfez krizi zamanında, daha savaş başlamamış. 10 Ekim'di. İşte biz çekim yaptık. Ankara'da da bütün arkadaşlarım parti düzenlediler. Beni bekliyor. Akşam uçağa döneceğim İzmir'den. Fakat fırtına çıktı. Saratoga'da kaldım. Telefon ettim. Gelemiyorum dedim. Tabii çok kızdılar. Çok üzüldüler. Ve ben doğum günümü Akdeniz'in ortasında Saratoga uçak gemisinde Amerikan yani askerleri kutlamak zorundayım. Yani bunlar oluyor. Bunlar gerçekten oluyor. Ama şu var, onu da söyleyeyim, yani çok seviyorum, haberi çok seviyorum, gidip anlayıp gelip anlatmayı çok seviyorum. O zaten sevmeden yapılamayacak bir iş. Bu kadar meşakkate katlanamaz. Çünkü çoğu zaman hayatımız tehlikede gidiyoruz her yere. Kameramanımla birlikte. O da benim kafamda zaten. Sürekli o arayış içindeyiz. Bir önemli nokta da ya üretmek çok güzel. Yani üretim biterse, daha doğrusu yaratıcılığım biterse, yaratmamın sonuna gelirsem tahmin ediyorum o zaman ölmüş olurum. Bu kadar yaratıcılık, bu kadar üretkenlik ve kapsamlı dosyalar acaba gerçekten hak ettiği yeri bulabiliyor mu Türkiye medyasında? Bir de onu soracağım sana. Bu reyting kaygısı çünkü çok hakikaten bazen değerli programları yeterince izleme fırsatı bırakmıyor izleyicilere. Ne yazık ki reyting ayrı ama oraya gelmeden hemen şunu söyleyeyim. Yani zaten bu kadar meşakkate katlanıp bu kadar sevdiğim bir işin sonucunda onun yansımasını halktan, seyirciden alamasan bu olmaz. Fakat bu reyting değil. Bunu sokakta geçerken abi seyrettim. Birleşmiş Milletler'in ne olduğunu öğrendim. Helal olsun sana. Ya da işte abi neydi o bombaların altında, ne yaptım ama anladım neler oluyor Kuzey Irak'ta dedikleri zaman o en büyük hediye. Yani o zaman reyting yani falan... Aslında halk mesela geliyor. Geçenlerde de bir araştırma yapmışlar ve çok büyük bir sürpriz olmuş herhalde araştırmayı yapanlar için de. Çünkü halkın büyük bir kesimi belgeselleri ve eğitici, öğretici programları seyrettiklerini söylemişler ve yüksekte bir oran çıkmış. Evet. Yani halktan bir talep ve ilgi var ama bu reyting dolayısıyla biraz kapsamlı ve derin dosyalara haberleri yer verilmiyor gibi. Bu konuda Sedef tahmin ediyorum halk yani izleyici televizyon yöneticilerinin önünden gidiyor. Çünkü televizyon yöneticilerinin amacı daha çok reklam almak, daha çok para kazanmak. Bunu kar için yapıyorlar. En çok hangi programı izletir diye düşünüyorlar ve birbirinin benzeri programlara karşı yine ona benzer bir program tipiyle çıkıyorlar. Bir alternatif yaratmaktan korkuyorlar. Çünkü %0.5 rating kaybı işte gazete veya televizyon sahibi tarafından kovulmalarını getireceği için o genel yayın koordinatörlerinin, genel yayın yönetmenlerinin böyle biraz iğrete oturuyorlar oturdukları yerde. Onun için de girişemiyorlar. Fakat şu çıktı ki halk artık o şeyi aştı. Artık ne verirsen değil de neyi nasıl verdiğin önemli olmaya başladı. Artık işte o reality şovlar, işte patlayan beyinler, kanlar falan. Artık için. Halk onları istemiyor. Artık öyle o kadar herkese saldıran, bunlar hep yapıldı ve bunların yanlış olduğu çıktı ortaya. Yani Rütük bile bugün yapılan programlara karşı çıkan tepkilere göre yasayı tekrar değiştiriyor. O bile yeni yeni oturtuyor yerine bir şeyleri. Dolayısıyla çok apar topar gelen bir şeydi özel televizyonlar, özel radyolar Türkiye. Şimdi yerine oturmaya başladı. Onun için ben devam. Yani rating konusunu pek taktığım yok doğrusu. Onu yani pek diyorum, tam hiç takmıyorum demiyorum. Çünkü takıyorum da. Yani önemli. Şunu kanıtlamaya çalışıyorum.
kaliteli ve öyle herkese saldırmayan, işte ne bileyim kamerayı işte herkesin erotik bölgelerinde dolaştırmayan, işte apış arasına kamera sokmayan ve kan revan göstermeyen bir program, bilgi veren bir program, yerinden bilgi veren bir program da rating alır ve çok izlenir ve kalıcı olur. Biz pusulayla bunu kanıtladık. Evet. Ve bu devam ediyor. Ama bunu televizyon yöneticilerinin ne zaman göreceklerini merak ediyorum. Reklam verenler bunu gördüler mesela. Artık her programa göre reklam geliyor. Yani artık pusulaya diyelim ki ne bileyim daha o pusulayı seyreden insanların, o seviyedeki insanların alacağı malların reklamları girmeye başlıyor. Dolayısıyla o gelir getiren bir program haline geliyor pusula. Bunu bir reklam de şey verenler, var yani senin gibi anladılar. İnsanlar zaten profesyonel olarak bu işi yapıyorlar. Yani gelip geçici televizyon kanallarını değiştirme olabilir, dönem olarak televizyon olabilir, radyo olabilir ama uzun vadede hep bu piyasada kalacak isimlerden bir tanesi Mithat Bereket. Yani ben ona çalışıyorum. Çünkü haber gerçekten bir maraton Sedef. Yani başladığın zaman böyle küçük küçük gidiyor ve çok uzun koşman gerekiyor. Şeye karşıyım, yani kanal değiştirmeye karşıyım, mecbur kaldığımız için değiştirdik. Yani Kanal D'den Star'a geçtik. Şimdi Star'da sözleşmemiz bitti. Çünkü çok fazla saatimizde oynandı, günümüzde oynandı ve ben hep karşıydım. Hayır, korkmayın. En çok seyredilen program neyse öbür kanalda karşısına koyun, alternatif olalım. Ben ona göre konu seçerim. Çünkü ben aynı zamanda programın yönetmeni gibiyim de. Yani montajından, kamerasına, metin yazımından ne bileyim çekimine kadar her şey benim de elimden geçiyor. Dolayısıyla ben yönlendirebilirim. Buna henüz girmemişlerdi onlar. Yani çekindiler ama şimdi yavaş yavaş oraya yavaş geliyorlar. Değişiyor. Şimdi Mithat tabii çok iş konuştuk. Çok muhabirlikten falan bahsettik. Eğer bu soruyu sormazsam beni programın sonunda özellikle hanım ve genç kızlarımız keserler. Senin özel hayatın. Daha önce yaptığın, senin başka insanlarla yaptığın röportajları ben ön araştırma olarak okudum. Hep sana şeyi sormuşlar. Hayalindeki kadın kimdir? İşte hayatında biri var mı? Vesaire falan. Hep Osmanlı bir kadından Osmanlı tipi bir kadından bahsetmişsin. Bu ne demek? Bunu kısaca açıklar mısın? Yanlış anlamaları da yol açmasın. hani şimdi Osmanlı erkeğini çok biliyoruz da Osmanlı kadını nasıl oluyor? Şunu anlatmaya çalıştım galiba. Yani çok yoğun bir hayatım var. Haberle birlikte yaşıyorum ve dolayısıyla bana da çeki düzen verecek biri olması lazım o insanın ve benim bu işimi de paylaşabileceğim biri olması lazım. Kısacası yani bana karşı değil de benimle birlikte omuz omuza bir yerlere varabilecek biri olması lazım. Onu kastetmek istedim. Çünkü o Osmanlı hatunları hep böyle şeydir. Hani böyle kellifeli, sahiplenir, destek verir, arkasında durur. Çünkü benim işim öyle bir iş. Yani o yüzden de evliliği çok uzak görüyorum. Çünkü çok zor. Yani çocuklarıma vakit ayırmak istiyorum. Evlenen çocuk çok önemli benim için. Çok önem verdiğim, çok sevdiğim bir şey. Ve ama ben işte yanlarında olamayacağım, dünyanın bilmem neresinde bir şeyler yapıyor olacağım. Böyle gideceğini zannetmiyorum. Onun için de hani daha tam vakti değil ama vakti geldiğinde de doğrusu benimle işimi paylaşabilecek, benim de onunla her şeyi paylaşabileceğim biri olması. Bunu anlatmaya çalışmıştım. Bilmiyorum doğru mu, oturuyor mu, oturmuyor mu? Aslında bunu bir bayandan beklemek belki çok büyük haksızlık. Çünkü çok zor bir işim var. Yani Mithat Bereket bugün burada, dün burada değildim, yeni geldim İstanbul'a. Ama yarın nereye gideceğim belli değil. Ve bu belli olmaması da benim hoşuma gidiyor. Ama unuttuğun ufak bir nokta var. O da işini planlayabilirsin. Seyahatlerini planlayabilirsin. Çekimlerini, montajlarını planlayabilirsin. Ama zamanı geldi mi aşklarını, duygularını planlayamazsın. Belki hiç öyle biri olabilir ki. Onları zaten bütün yaşıyorsun. Planlarını değiştirebilir, alt edebilir. Başta dediğim gibi yani tutkuyla yaşadığım için yani iki türlü ilişki var. Kadın erkek ilişkilerinde. Biri işte mantıkla yürüyen, işte tanışıp evet uydu uymadı falan diye giden bir ilişki ve o genelde gayet sağlıklı, insanları fazla yormadan, fazla acıtmadan devam ediyor. Bir de tutkuyla yaşanan ilişkiler var. O bir alev gibi yakmaya başlıyor ve o her şeyi kapsıyor. Mantık aramıyor. Mantıksız şeyler de yapabiliyor insan. Ben genelde bu tip ilişkileri yaşıyorum galiba. Çünkü çok tutkuluyum. Yani hayata tutkulu bağlanma hoşuma gidiyor. Bir de ortada değil, hep ekstremleri yaşamayı çok seviyorum. İşimi de belki bundan dolayı seviyorum. Yani o savaşın altında olmak. Çünkü pek çok muhabir ben savaş muhabiriyim diye çıktı. Ama işte bir kilometre öteden savaş anlattılar. Hayır. Yani seyirciye şunu göstermek istedik biz pusula ekibi olarak. Gerçek savaş muhabirliği o merminin altına gitmek. Orada bulunmak. Orayı anlatmak. Çünkü seyirci onu gördüğü anda ha Mithat, tamam diyor. Çok, herkes çok enteresandın. Özel hayattan geliyor. Yine bak. Ettin, öyle yaptın. Yok yani işte ne kadar görüyorsun yani özel hayatımda işim evet, ne kadar iç içe evet, girmiş onu gösteriyor aslında bu belki de. Peki Mithat, çok teşekkür ediyorum sana. Çok güzel bir sohbetti ve senden dünyanın dört bir tarafından daha çok dosya bekliyoruz, haber bekliyoruz. Şimdi bir defterimiz var, portreler adını verdiğimiz programımızda aynı adı taşıyan.